Şimdi hepimizin çok sevdiği küçük kornişonlardan turşu yapacağız. Kornişonumuz şimdi annesi bana verecek. İşte bu da küçük kornişonumuz. Zaten turşu gibi görünebilir ama aslında bu şimdiliğine küçük bir salatalık. Minik bir salatalık diyebiliriz. Şimdi malzemelerini tanıtalım. Kornişon turşu. Tamam. Burada kocaman bir makarna şeyi içinde fazladan küçük kornişon turşucuklarımız var. Bazıları orta boy, bazıları da küçük. Burada da bir miktar tuzumuz. Kaya tuzu. Evet. Kayaya benziyor. Evet. Küçük bir parça nohut. Evet. Biraz sarımsak. Biraz maydanoz, yani dereotu demek istedim. Ve defne yaprağı. Defne yaprağı. Ve de üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi ve biraz da su. Tam 3 tane kavanoz ve 3 onların miktarı kadar küçük kapak. Şirin, peki bu kitabı neden getirdin, onu soralım. İçinde de krep tarifi var ya. Üstelik de şey de mümkün olabilir. Turşulu. Turşulu krep mi? Evet. Turşu yapımımızın ilk adımını anlatalım. 1 litre suyumuzun içine 2,5 yemek kaşığı kaya tuzunu ve de yarım bardak sirkemizi ilave ediyoruz. Bunu sen ilave edebilirsin. Tuzların akışını izlemek bizi rahatlatır. Kaya benzedikleri için var. Acaba ismi kaya tuzu. Bu sirkenin içinde de parılıyor. Elmas tuzu olsaydı keşke ismi. Elmas tuzu karışıyor, elmas gibi ışılıyor. Oh, merhaba. bu dereotlarını kavanozların dibine yerleştiriyormuşuz. Bunlar da en üstüne koymak için bunları ayıralım. Sonra kornişonları güzelce yerleştiriyormuşuz. Şimdi 1 kilo kornişon için 3 tane kavanoz yeter diye düşündüm ama düzgün yerleştiremeyebiliriz. 4'e de çıkabilirsin diye düşünüyorum. Şirin, bu minikleri sen kendine mi yaptın yoksa ya? Galiba. Bütün kornişonları koyduk mu? Şunu sanki biraz daha içine koyduk. Bütün hepsini dolduracağız içine. Bu. Şirin TV. Şimdi nohutları ve sarımsakları koyuyoruz. Bu göbek aldım. Bunları eşit paylaştıralım, değil mi? Bu şu küçük. Sarımsağı da benimkine koyalım. Tamam, şimdi bunları da koyduk. Ve bu! Üzerine kıvam dereotlarını koyacağız, tamam mı? Birazcık da ben koyayım. Ve de hepsine birer minik defne yaptılar. Bunlar zaten parçalanmış. Ama biraz kokuyor. Islamur gibi. Defne yaprağını en son yerleştiriyormuşuz. Önce sirkeli ve tuzlu suyu koymamız gerekiyormuş. Şöyle yapalım, gel kim taşıyalım. Benimkini. Kapağını hafif aralık kalacak şekilde kapatıyoruz. Aslında aralık diyordu ama biz hepsini kapattık. Böyle. Şimdi bunları ters çeviriyoruz. Böyle. Çevir. Asistan Şirin. Of. Bunlar bu şekilde 2-3 saat bekleyecekmiş. Daha sonra da turşuların 15-20 gün arasında karanlık ve serin bir yerde beklemesi gerekiyormuş. Evde öyle bir yer bulmaya çalışacağız artık. Tek katlı evde olsaydık, tavan arası gibi karanlık bir yer olurdu. Evet. Örümcek. Turşu yapmak için çok uygun, değil mi? Evet, örümceklerin oldu. İşte böyle 2-3 saat sonra bunları sanıyorum düz çevireceğiz. Sonra da karanlık ve serin bir yere koyacağız, değil mi Şirin? Sonunda kapağını açmaya hazırız. Açılmıyor mu Şirin? Açılmıyor. Çok iyi mi kapağmış? Evet. Onu bıçakla kenarlarından birazcık hava aldıralım içine. Şirin'im. Evet.
Biz bunu yaptığımızda hangi aydı hatırlamıyorum. Eylül ayı mıydı, Ekim ayı mı? Şu anda Ocak ayındayız. Aslında şimdi 3 kavanoz yapmıştık. Biz bunun ikisini yedik. Bir tanesini de video çekeriz diye ayırdık. Zaman o kadar çok geçti ki. Hatta şöyle göstereyim. Yani mevsimler geçti düşünün. Turşu kurma mevsiminden kış aylarına geldik. Kar yağdı. Ye bakalım. İlk tadımını sen yap. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? Kıtır kıtır mı? Ben de tadıma bakmak istiyorum. Evet işte turşularımız. Bir bak bakalım tadına. Turşu yapımı videomuzdan bizi takip etmeye devam edin. Hem nefis.